Ne? Doktor işin şey yanını, bilimsel yanını karartmaya gittiniz dedi. Hocam neye doğru gidiyor? Yani şimdi salgını bittikten sonra, salgın sonrası bir mevcut o gergin ortamlar daha da şiddetlenecek mi? Bir çatışma ortamı mı doğacak? Yani onu mu anlıyoruz? Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü ile Çin'le olan problemi ve virüsten dolayı karşılıklı suçlamalar, buna Avrupa ülkelerinin de bugün ekleniyor olması, bu son dönemde ekleniyor olması bize salgından sonra bu gerginliğin bir şiddet ortamına döneceğini mi işaret ediyor acaba? Şimdi bu şiddet ortamı tabii ki biz Dünya Sağlık Örgütü'nü uzmanlarımızdan dinliyoruz, hocam da dahil. Ama Trump'ın zaten uluslararası örgütler konusundaki kuşkucu tavrı biliniyor. Bunların ne işe yaradığı, ABD'nin imkanlarını sömürdüğü gibi perspektifi yaklaşımı var. Ve bu Dünya Sağlık Örgütü ile olan gerilimi de anlaşılan bunu biraz tırmandırmış oldu. Ama zaten daha önce var olan yapısal çatışma ortamları ABD ile Çin arasında, hatta Trump iktidara geldiğinde hatırlayalım. Herkes işte Asya Pasifik'te artık Trump ve ABD yönetimi bütün alakasını, himmetini, gayretini oraya teksif edecek şeklinde yorumlar yapılıyordu. Dolayısıyla zaten ABD'nin Çin'de bir meselesi var. Belirli noktalarda Çin'i yola getirebileceğini düşünüyor Trump hükümeti. Ticaret savaşlarında bunu gördük ama tabii ki bunu sınırsız olarak götüremeyeceğini de gördü bir taraftan. Çünkü diğer taraftan da ABD Çin'e mahkum. En azından en önemli ABD'nin ithalatçısı, ihracatçısı olması bazında. Bundan sonrasında ABD ile ABD Çin rekabetinde ben bunun özel bir çatışma ortamını hazırlayacağını düşünmüyorum ama var olan Trump yönetimi nezdinde en azından bu husumet havasını, karşılıklı kuşku havasını pekiştirecektir. Ve Trump muhtemelen ikinci dönem eğer seçilirse bunun üzerine daha farklı şeyler inşa edip Çin'le işini görmeye çalışacaktır, hesabını görmeye çalışacaktır. Ama dünyanın kalan kısmı ile ilgili biliyorsunuz çok çeşitli gözlemler yapılıyor. Birincisi ülkelerde bunun milliyetçi bir yükselişe neden olacağı yönünde, devletlerin biraz daha merkezli olduğu bir sisteme neden olacağı ya da bunu pekiştireceği yönünde. Açıkçası şu an itibariyle biraz daha krizin gidişatını görmek gerektiğini düşünüyorum ben. Ama şunu ne olarak söyleyebiliriz ki artık devletlerin önceliklerinde belirli revizyonlar yaşanacak. Yani sağlığın, sosyal politikaların toplumdan kaynaklı olarak, toplumun algısına kaynaklı olarak ön plana çıktığı bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız. Devletlerin ve mevcut hükümetlerin buna nasıl refleks verdiği, buna nasıl karşılık verdiğine bağlı olarak da işlerin gidişatı değişecek. Diğer taraftan Avrupa Birliği dahil ulus ötesi ya da devletler arası bütün örgütler muhtemelen bu noktadan itibaren belirli revizyonlara gitmek zorunda kalacaktır. Hem toplumların hem de üye devletlerin baskısıyla. Washington'da